As far back as I could remember, I always wanted to be a gangster. Hatırladığım kadarıyla her zaman bir mafya üyesi olmak istedim. Goodfellas'ın bu açılış sahnesi sadece sinema tarihine geçmedi aslında çok daha fazlasını anlattı. Goodfellas'taki Henry'nin bu mafya rüyasından Irishman'daki Frank'in duvar boyacılığından duyduğu pişmanlık arasında sadece 30 sene gibi bir zaman yok. Aynı zamanda bu iki kardeş filmin arasında Scorsese'nin anlatmak istediği bir motif, bir bağ var. Pişmanlık. Fakat hikayeyi biraz geriye saralım. 1972 yılında Francis Ford Coppola baba filmiyle sinema tarihi yazarken can çekişen suç filmlerine, gangster filmlerine yani yeniden hayat üfledi. Mario Puzo'nun romanından bir adaptasyon olan bu film, mafyayı bir aile işi, bir aile şirketi gibi gösteriyordu. Romantizm o kadar yoğundu ki bir neslin organize suç örgütlerinde bakış açısını değiştirdi. Corleone'lerin kuralları vardı, kutsalları vardı. Omerta her yasanın üzerindeydi ve tabii ki de ailesi bir erkeğin en öncelikli işiydi. Corleone ailesinin özelliği ikinci filmde de detaylı anlatıldığı gibi Sicilya kökeni. Amerikan rüyasının değiştiremediği Sicilya kökeni. Sonraki yıllarda Cosa Nostra başka bir yol alacaktı. Baba filmi uzun bir süre bu romantik bakış açısını domine etti. Ta ki bir başka İtalo köken yönetmen bu işe el atana kadar. Martin Scorsese. 80'li yıllarda bir boşluğa düşen Martin, Raging Bull'dan sonra yeni bir hit filmi çıkaramamış, yetenekli ama kasalarda kaybeden rejiser olarak tanınmaya başlamıştı. Kendisi de New Yorklu bir İtalyan olan Scorsese, Cosa Nostra'yı tabii ki de çok iyi biliyordu. Artık mafya filmi yapmak istemediği o günlerde Tom Cruise'un oynadığı Paranın Rengi filmini çekiyordu. İşte bu filmin setinde eline bir kitap geçer. Gazeteci Nicholas Pileggi'nin mafya üyesi Henry Hill'in hayatını anlattığı Wiseguy Guy kitabı. İşte ilk figürümüz bu Henry abimiz. Henry Hill, mafya içerisinde yükselmiş, ABD tarihinin en büyük soygunlarından birinde bulunmuş, ardından da mafya içi kavga dolayısıyla tanık koruma programına girmişti. Kitabında o kadar detaylı, o kadar rahat anlatıyordu ki işlediği suçlarını, Scorsese bundan çok etkilendi. İşte gerçek mafya hikayesi budur der. Zira Henry yaptığı hiçbir suçtan pişman değildir. Hatta tam aksine, aklım hala yapamadıklarında diye ekler. Yani Henry'nin pişmanlığı daha fazla olay yaşayamamış olmasıydı. Yaşadıklarından değil. Hatta geçmişini hatırlayıp anlatır kitapta hatırladığım kadarıyla her zaman bir mafya üyesi olmak istedim der. Martin Scorsese tam da bu replikle filmini açacaktır. Scorsese kitabın yazarını arar ve hayatım boyunca bu kitabı bekledim der. Bunun üzerine Placide de hayatım boyunca bu telefonu bekledim diye cevap verir. Goodfellas'a bir silah patlaması gibi başlamak ve gittikçe daha da hızlanarak neredeyse iki buçuk saatlik bir fragman yapmak istedim. Bence bu yaşam tarzının coşkusunu gerçekten hissetmenin ve bu hayatı neden birçok insanın kendisine çektiğini anlamanın tek yolu buydu der Scorsese. Filmin kadrosunda tabii ki Scorsese'nin göz bebeği Robert De Niro eksik olmaz. En tanınmış metot oyuncularından olan De Niro canlandırdığı Burke'ün nasıl yürüdüğünü, sigarasını nasıl tuttuğunu vesaire sormak için sık sık Henry Hill'i günde birkaç kez arayıp bilgi alırmış. Hatta De Niro filmden sonra hapishaneye gidip gerçek Burke'le buluşmuş. Başrol Ray Liotta sete gidip gelirken yolda Henry Hill'in FBI'daki ses kasetlerini dinleyerek geçiyormuş. Böylelikle gerçek hayattaki karakteri gibi konuşmak için pratik yapabiliyordu. Henry İrlanda kökenli olduğu için asla İtalyan mafyasının tam bir üyesi sayılmaz ama istisna olarak yükselir. Henry Hill'i veya Henry Hill gibilerini anlamanız için bu video çok önemli. Hill zorla bu işlere düşen birisi değil. Bizzat zorla işin içine giren birisi. Kendisinin de dediği gibi o hep mafya olmak istemiştir. Film tam da bu şekilde başlar. Mafyanın ışıltılı hayatı, Scorsese müzik montajları, sokağın karşısında oturan sevecen abiler onlar. Goodfellas'ı izlerken unutmamanız gereken ana özellikli budur. Hikayeyi anlatan kişi Henry'nin bizzat kendisidir. Dünyayı onun gözleriyle görürsünüz. Babası mesela okula gitmediğini ve ile takıldığını öğrenince bunu sevecen abilerine gidip söyler. Onlar da de postacıyı döverler. Bir daha bu çocuğun evine mektup getirmeyeceksin diye. Sorun hallolur. Ne temiz ve eğlenceli değil mi? Aynı şekilde Pauline'in yapısını anlattığında devlet içerisindeki nüfuzundan bahsettiğinde Henry bunu gangsterlar için özel bir koruma gibi diye anlatıp geçer. İnsanların arabalarını havaya uçurduğu sekans da voiceover'dan ben artık biri olmuştum. Param vardı. Çocuk yaşta herkesten çok kazanıyordum. İnsanlar saygı duyuyor hatta benden korkuyorlardı diye heyecanla anlatıyor. Gördüğümüz görüntüyle Henry'nin anlattığı uyuşmuyor. Bu da bir tesadüf değil. Çünkü bizim gördüğümüz şeyle Henry'nin yaşadığı ve anlattığı şey aynı şey değil. O onu bu dünyaya çeken şeylerden bahsediyor. Filmde bilerek sahneler öyle kurgulanmış ki mafyaya gerçekten özenen insanlar bazı sahneleri severek diğer insanlarsa başından beri bu şiddetten iğrenerek izleyecektir. Baba filminin romantizminin tam tersine Goodfellas'ta şiddet bir ana motiftir. O kadar açık, o kadar sert ve o kadar gerçek ki film stüdyosu bu filmi bu şekilde yayınlamak istememiştir. Scorsese bunu öyle bir ustalıkla yapıyor ki mesela siz sizin iğrendiğiniz veya korktuğunuz bir sahnede arkadaşınız gülüp eğlenebilir. Bunun filmde çok örneği var. Bunu en net gördüğünüz sahnelerden biri de Jimmy'nin tanıtıldığı sahnedir. Karakterin çevresi yalakalarla doludur ve Jimmy hepsine para dağıtarak bu yalakalığı sağlıyordur. Ancak Henry kendisinin bir efsane olduğundan ve herkesin ona saygı duyduğundan bahseder. Bu izlediğimiz görüntülerle uyuşmuyordur. Filmin sonlarına doğru burada oluşturduğu baba figürü patlayacaktır. Jimmy'nin gerçek karakterini görecektir. Güzel bir hayat. Peki Henry ilk defa yakalandığı zaman ne olur? Katar siz mi yaşındır Hayır. Mahkemede konuşmaz ve karşılığında herkes tarafından kutlanır. Başka türlü yaşayamaz zaten. Normal insanlar gibi çalışıp normal insanlar gibi yaşayamazlar. Henry'nin kendisinde dediği gibi. Onların hepsi loser. Güzel mekanlar, güzel yemekler, güzel kadınlar, güzel arabalar. Bu ışıltılı hayatın arasından ara sıra böyle yer altının gerçek yüzünü görebilirsiniz. Örneğin Tommy'nin yani Joe Pesci'nin bir hikaye anlattığında Henry'nin çok komik demesi üzerine mekanın buz kesmesi, Tommy'nin komik olan nedir çıkışı. Müzik yok, gülme yok. Sessizlik ve ölümle burun buruna gelmek. Bizi birkaç dakika bu gerginlikle baş başa bıraktıktan sonra gerilimi tekrar alır Score sesi. Her şey şakadır. Birkaç saniye sonra restoran sahibinin kafasında şişeyi kırması da gülerek karşılanır. Çünkü olay başkasının başına geliyordur öyle ya. Karen karakterinde çok daha net görebilirsiniz bunu. Voiceover'da duyduğumuz ikinci karakterdir çünkü kendisi. Henry ile birlikte olmaya başladıktan sonra çok net bir şekilde 21 yaşındaki birinin böyle ilişkilere sahip olmasının normal olmadığını anlar. Anlaması gerekir en geç kendisine bir silah teslim edip saklamasını söylediğinde bunu anlaması gerekir. Fakat kendisinin de dediği gibi bu güç onun hoşuna gidiyordur. Onu çekiyordur. Evliliklerinde kavgalar başlar ama Henry'nin cevapları hep aynıdır. Hapse girenler, yakalananlar aptal ben daha iyi biliyorum. Bana böyle bir şey olmaz. Benim önlemlerim var. Hikaye hep aynıdır bu arada. Filmin ortalarına geldiğimizde filmin başta ön gösterdiği sahneye geliriz. Billy Bats, kendisiyle dalga geçince Tommy yine kontrolü kaybeder ve Jimmy ile beraber Billy'yi öldürür. Henry'nin ilk şok olduğu an bu neden diye sorarsanız Kozanostra'nın kuralı kendinden kimseyi öldürmemektir. En azından cezası kesilmediği sürece. Dışarıdan istediğini kaldır ama aile içinden birisini öldürmek yasaktır. Henry ilk defa burada dokunulmaz olmadığını anlar. Bu tezat hayata güzel bir örnekte Tommy'nin annesine gittikleri sahnedir. Cinayet işledikten sonra bıçak ve malzeme almayı eve gelirler ama annesi yemek yedirmeden göndermez. Bunlar da yer içer masada gülüp eğlenirler. Bir de Henry'e dönüp oğlum sorun ne diye bakarlar. Sorunun ne olduğunu kamera arabanın bagajı panlayınca anlarız. Cinayet işlemişlerdir. O ışıltılı hayat yavaş yavaş dökülüyordur. Birkaç ay sonra cesedi çıkarmak zorunda kaldıkları zaman bunu sinematik olarak da görürsünüz. Tommy ve Jimmy şakalar yaparken Henry kusmaya başlar. Daha da net bir örneği Spider sahnesidir. Kendilerine hizmet eden Spider'ı azarlayan Tommy yine kendini kontrol edemez, öfke krizi geçirip çocuğun ayağına sıkar. Ertesi gün ayağı sargılı Spider'la bu sefer dalga geçmeye başlar. Spider kendisine cevap verince Jimmy ve yanındakiler Tommy'ye takılırlar. "Bak sana ne diyor oğlum, bir şey yapmayacak mısın?" gibi dalga geçerler. Fakat Tommy silahını çeker ve Spider'ı vurur. Ölen çocuğun başında bekleyen Henry mentor olarak gördüğü Jimmy'den bir tepki bekler. Ancak onun tepkisi bunu gömmek için çukuru ben kazmayacağım sözüdür. Bu kadar basittir. Cinayet işlemedeki tek sorun çukur kazmaktır. Ardından ilk defa hapse girdiklerini görürüz ama Henry yine sorunlardan bahsetmez veya hapisten bahsetmez. İstedikleri gibi yemek yediklerini hatta Pauli'nin müthiş tekniğinden bahseder. Bu arada bu teknik maalesef gerçek değil defalarca denedim ben. Ancak ne kadar uğraşırsa uğraşsın hayatın gerçekleri yavaş yavaş ortaya çıkar. Eşiyle hapiste yaşadığı tartışmada artık izleyici bu durumla yüzleşmek zorunda kalır. 4 yıl sonra hapisten çıkınca ailesinin kaldığı evi görür ve hemen buradan çıkacağız der. Nasıl mı? Kokain elbette. Bakın bu noktaya kadar defalarca bu işi bırakabilirdi ama kendisinin de dediği gibi o bu işi istiyordu. Böylelikle Lufthansa soygunu gerçekleşir ve bizim ekip tarihe geçecek bir ganimet elde eder. Fakat mafya mafyadır. Jimmy herkesi teker teker kaldırmaya başlar. En sonunda Tommy'nin babalar yani aile arasına alınacağı gün gelir. Jimmy ve Henry bu anı bekliyorlardır. Filmin en mutlu anlarından biri yaşanacaktır. Tommy'nin aileye kabul edilmesi demek bizim ekip için de resmen mafya üye olmak demek olacaktı. Her ne kadar İrlanda Olsalarda. Fakat tam tersini olay, Tommy'yi öldürmek için bir tuzaktır. Yıllar evvel izin almadan kaldırdıkları birinin cezasını bu şekilde keserler. En mutlu anında, en güvenliğin adamları sırtını dönünce işini bitirirler. Henry için de işler iyi gitmez. Kokainin de etkisiyle artan paranoya, evine yapılan baskın sonrası hapis ve tabii ki de en önemlisi kaldırılma korkusu. Pauli kendisini kapı dışarı eder. Cebine de 3000 dolar koyarlar. Jimmy önce eşini oynar sonra da direkt olarak artık Henry'i hedef almaya başlar. En sonunda bir restoranda buluşurlar ve Henry, Jimmy'nin kendisini kaldıracağını anlar. Artık o büyük bir risktir. Baba figürü olarak gördüğü Jimmy artık onu kaldırmak için uğraşıyordur. Mevzu bu kadar basit. Bir kere düşersen herkes için bir risk haline gelirsin. Henry için artık başka bir seçenek kalmaz. Tanık koruma programına girer ve herkesin adını birer birer verir. Fakat Henry Hill'in pişmanlığı bu hayatı devam ettirememesidir. Yaşadıklarından değil. Hill kitabında durumunu şu sözle özetler. Ben artık ortalama bir hiçim. Hayatımın geri kalanını bir pislik gibi geçireceğim. Scorsese de tam bu sözlerle filmini bitirir. Henry'yi şartlar zorlamamıştır. Alternatifsizlik, yoksulluk değildir sorun. Henry ve Henry gibiler gücü seviyordur. Parayı seviyordur. O hayatı olduğu gibi seviyordur. Pişman olduğu tek şey de bunu devam ettirememesi. Hatta tanık koruma programına girdikten sonra gerçek Henry'den bahsediyorum. 7 yıl sonra yani tüm bu olanlardan sonra yeniden uyuşturucu işine girer ve yakalanır. Goodfellas bu şekilde vizyona girer girmez bir kült yapı Dönüşür ve Scorsese hakkı olan pozisyona tekrardan yükselir. Ancak Goodfellas'ı tamamlayacak film Irishman 30 yıl sonra Netflix'e gelecektir. Yine Scorsese tarafından. Irishman'in hikayesi de yine bir kitapla başlar. Bu sefer kitabı okuyan kişi Robert De Niro'nun bizzat kendisidir. 2004 yılında gazeteci Charles Brenton yazdı I Heard You Paint Houses yani Duydum Ki Evleri Boyuyormuşsun kitabı. Kitabın konusu da İrlandalı mafya tetikçisi Frank Sheeran'ın hayatı. Ev boyama sözü de mafya jargonu. Birilerini öldürdüğünde kan duvarları fışkırır yani oradan bu da. Frank Sheeran Amerikalılar için enteresan bir isim çünkü işlediği onca cinayetten biri de Jimmy Hoffa'nın cinayetidir ve Jimmy Hoffa da modern bir Amerikan efsanesidir. Frank Sheeran 2. Dünya Savaşı'nda İtalya'da bulunur ve burada İtalyanca öğrenir. Ki sonradan Kozanostra'ya giriş bileti bu olacaktır. Askerlik döneminde Alman esirleri infaz eder ve cinayetleri burada başlar bir nevi aslında. Amerika'ya dönünce işçi olarak çalışır. En sonunda kamyon şoförü olarak çalışırken mafya babası Russell Bufalino ile tanışır ve o andan itibaren mafya için tetikçilik yapmaya başlar. Bu bağlantıları sonucu tanıştığı isimlerden birisi de işçi sendikası başkanı Jimmy Hoffa'dır. Bu tarihlerde Amerika'da mafya devlet kadar güçlüdür. Öyle ki Kennedy kardeşlerim bile mafya ile çalışıp sonra mafyaya savaş açtıkları söylenir. CIA'nin Küba planlarından mafyanın payından bahsetmiyorum bile. Jimmy Hoffa da mafya bağlarıyla güçlenir. Tanıştığı Frank Sheeran'a birkaç kişiyi öldürmesini söyler, o da bunu yapar. Fakat bir dönem sonra küçük Kennedy Hoffa'ya takar ve hapse girmesi için elinden geleni yapmaya başlar. Bu sürecin sonunda hapse giren Hoffa çıktığında tekrardan başkan olmaya çalışır ve 75 yılında ortadan kaybolur. Bir daha kendisinden haber alınamaz. Öldürüldüğü düşünülür hatta bilinir aslında fakat yıllarca yapılan araştırma ve soruşturmalar sonucunda hiçbir şeye hiç ulaşılamaz. Ta ki işte 2004 yılında Frank Sheeran'ın bu biyografisi yayınlanana kadar. Kendisi burada cinayeti itiraf eder ve olayı anlatır. Tek isteği kitabının ölümünden sonra yayınlanmasıdır. İşte Irishman filmi de Frank Sheeran'ın bu hayatını anlatır. Bu 3 saatlik devasa film bir anti-Godfellas'tır. Süreleri kıyasladığınızda da belli oluyor. Godfather'ı Godfellas yapan bir anti-Godfather olmasıydı. Çok hareketli, montajlı, pacing'i yüksek ve aşırı derece şiddetli bir filmdi. Irishman aşırı derecede uzun, ağır ve çok ama çok az kat kullanan bir yapım. Hatta bazen Scorsese meşhur olduğu şiddet sahnelerini bilinçli şekilde göstermiyor. Sadece sesi duyuyoruz. Gerisini hayal gücümüz tamamlıyor. Bu bilinçli bir tercih. Birisi mafyanın ve yeraltı dünyasının parıltısını anlatırken diğeri tam tersini gösteriyor. Bunu açılışında bile görebilirsiniz. Goodfellas filmin ortasındaki bir sahneyle başlar. Olayların tam ortasından. Henry gücünün doruk noktasındadır. Sondaki tanık koruma programındaki haliyle değil. Irishman ise sondan başlar. Yaşlı bir Frank Sheeran huzur evinde oturuyordur. yalnız ve pişman bir şekilde. Elinde eski günleri hatırlatan kocaman yüzüğü. Başlangıçtaki meşhur track shotta bir göndermedir. Godfellas'taki Henry kız arkadaşını Copacabana restoranına getirirken arka kapıdan girerek uzun bir kamera takibi yaşanır. Bu track shot sinema tarihine geçmiştir. Yeraltının tüm ışıltısı ve parıltısını yer aldığı epik bir sekans. Tam tersi Irishman'ın açılışı. Bir huzur evi. Ölümü bekleyen yalnız yaşlı insanlar. Sessiz ...steril bir beyazlık, dini semboller ve yapayalnız bir Frank. Scorsese'nin montajları kadar freeze frame'leri de meşhurdur yani donan resimler. Godfellas'ta karakterleri tanıtırken kullanılır, ekran donar ve VoiceOver'la bize karakteri tanıtır. Irishman'da de aynısı olur ama bu sefer aşağıda karakterin nasıl ve ne zaman öldüğü yazar. Goodfellas'ın sonunda Henry dördüncü duvarı yıkarak izleyiciyle konuşur mahkeme sahnesinde. Irishman'de Frank bunu başından beri yapar. Henry bu hayattan kopmak zorunda kaldığı için pişmandır. Frank bu hayatı yaşadığı için. Goodfellas'ta Henry'nin yaşadığı o son paranoyak gün detaylıca anlatılır. Hani her yerde helikopteri gördüğü, kokainden kafa yediği müzik montajlı sahneler. Irishman'de tam tersi. Son gün yani suikast günü sessizce anlatılır. Sakin, korkutucu bir sessizlikle. Goodfellas'ta Henry mafyaya nasıl zorla girdiğini, bu hayata özendiğini anlatır. Irishman'de Frank açılışta basit bir işçi olduğundan bahseder. Mafya olma hayali yoktur. Irishman'in komplike hikaye anlatımını da övmek gerekiyor. Frank'in hayat hikayesi farklı zaman dilimlerinde öyle ustalıkla anlatılıyor ki, De Niro, Pesci ve Pacino her dönemi öyle iyi canlandırıyor ki bu filmi film demek hakaret gibi geliyor. Bu başyapıt bir film değil, bir epos, bir destan ve sadece efsanelerin kaldırabileceği bir destan. Bu üçünün yanında sahneye giren her oyuncu sahneye girdiği saniyede ilkokulda tiyatro oynayan öğrenciye dönüyor. Bunun en iyi örneklerinden biri Joe Pesci. Pesci'nin meşhur ve ikonik performansları her zaman enerjik bir ruh hastasının sinir krizlerini içeriyordu. Ancak Irishman'daki peşçi en sakin karakter. Korkutucu bir sakinlik. Öyle ışıltılı, glamörlü bir hayat yok Irishman'de. Her sahnede bir ağırlık, bir tehlike var. Frank'in önemsediği bir ailesi var. Filmin başlarında izlediğimiz ilk sahnelerde kızı için bir dükkan sahibini dövdüğünü görüyoruz. Kızıyla ilişkisi film boyu konu oluyor. Ama diğer tarafta Goodfellas'ta Henry'nin çocuklarının yüzleri bile gösterilmiyordu. Çünkü kendisi bile bakmıyordu. Frank'in ise ana motivasyonu çocukları Uzun bir süre böyle Frank, Russell ve Jimmy'nin güçlenişini izleriz. Fakat Jimmy zamanla gücü bırakamaz ve en sonunda mafya kendisinin ölüm kararını verir. Bizim ekip ne kadar uğraşırsa uğraşsın fayda etmez. Tıpkı Godfellas'taki gibi. Irishman'in sonuna doğru ana hikayenin geçtiği düğün gününün aslında Hoffa'nın öldürüldüğü gün olduğu anlaşılır. Mafyada yaygın olduğu gibi en yakınları kullanılır. Öldürülen kişinin kuşkulanmaması için. Bu durumda iş bizim ana karakter Frank'e düşer. Hazırlanan eve gidilirken Hoffa şüphelenir ve Frank'e silahının yanında olup olmadığını sorar. O da evet diye cevaplar ama silahı getirme sebebi zaten Hoffa'yı infaz etmektir. İşte iki filmi birleştiren en kilit sahne budur. Hoffa arkasına bakmadan eve girer çünkü Frank'i güveniyordur. Evin boş olduğunu görür ve oyuna getirildiğini anlar. Bunun üzerine geri döner ve kapıya yönelir ama hala Frank'ten şüphelenmiyordur. Frank kafasına iki el sıkarak işini bitirir. Tıpkı Goodfellas'ta Tommy'ye yaptıkları gibi. İnfazın ardından Frank birkaç saniye bekler ve evi izler. Bunun sebebi de paranoyadır. İşi bitirdikten sonra başına bir şey gelmesinden korkar. Frank bu şekilde Hoffa'yı kaldırdıktan sonra kızı onunla konuşmaya keser. Çünkü anlar babasının yaptığını. İlişkileri biter. Günü sonunda herkes hapsi boylar ancak kimse konuşmaz. Ne demiştik? Kutsal kural suskunluk yasası. Omerta. Ekibimizin yaşlanıp hapiste öldüğünü görürüz. Pişmandırlar. Frank'in kızlarına ulaşmaya çalışmasını görürüz. Huzur evindeki hayatını, hatta kendisine tabut seçmesini bile görürüz. En iyi sahnelerden biri de iki FBI ajanı Frank'i ziyaret edince avukatıma gidin bana sormayın der. Avukatın öldüğü cevabını alınca kim yaptı der. FBI ajanları da kanser cevabını verir. Kimse kalmamıştır geride. Günün sonunda Frank yalnızdır. Pişmanlığıyla baş başadır. Huzurevi çalışanlarıyla konuşmaya çalışır ama günün sonunda yanına gelip giden tek kişi bir papazdır. O da dua işini bitirdikten sonra onu yeniden yalnızlığıyla baş başa bırakır çünkü Noel bayramıdır. Son sahnede Frank kapıyı kapatmamasını rica eder. Öyle de yapar. Kapı yarı açık şekilde kalır ve aradan Frank'i görürüz. Yalnız, kimsesiz, çaresiz ve önemsiz. Kapıyı kapattırmaz çünkü araftadır. Belki kızı gelir diye bekliyordur. Belki yalnız kalmaktan korkuyordur. Godfather'daki gibi kapı kapanmaz. Orada son sahnede hatırlarsınız Michael kapıyı kapatıyordu. Godfellas'ta son sahnede Henry kapıyı kapatıyordu. Irishman'da o kapı kapanmaz. Henry'nin pişmanlığı o ışıltılı hayatı kaybetmesiydi. Frank ise o hayatın ışıltılı olmadığını bilen birisiydi. Godfather'da ekibimizin kafasına sıkılıyordu. Irishman'de tetiği çeken kişi Frank'ti. Tetiği çeken kişinin hayatını izlemiştik. Sonunda önemsizlik içerisinde kaybolan bir antik kahraman herkesin arasında belki de en büyük cezayı bu şekilde o almıştı. Bu tarz filmlerin göstermediği bir son. Frank'in hikayesi yaptığı her şey sadece büyük bir pişmanlıktı günün sonunda. Kimseden af dileyemeyeceği, kurtulamadığı bir araf. Pişmanlığın destanı.